Herkese yeni bir Euro Truck Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepinize yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum hepiniz için. Hoş geldiniz dostlar. Şimdi kameramı falan ayarladım. Herhangi bir sıkıntı yok ama. Ondan önce FMAX ile ilgili yeni kurduğum bir moddan bahsedeceğim sizlere. Hologram GPS. Bu ön taraftaki ne diyor neydi ona ya? Head Up Display. Bu Trucker Sam'e geldi falan dedim ya geçenki videoda. Onun modunu Mehmet Akı ondan sonra Discord'dan diğer kardeşlerim sağ olsunlar hemen ulaştırdılar. Ben de hemen abone oldum. Bakalım o, kullanabileceğiz mi? Çalışacak mı? Ben de ilk defa deneyeceğim. Sizle beraber deneyeceğim. Haberiniz olsun efendim. Bir bakalım. İnşallah bugün içerisinde açılacak. Bunu da bir ara bir şeye taşıyayım ben. Muhtemelen bu HDD'de SSD'ye bir alayım. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Normal süreceğiz, başlayacağız. Ondan sonra şeye gideceğiz. Bir tane atölyeye gideceğiz. Tamir istasyonuna gideceğiz. Ondan sonra yükümüzü alacağız. Yükümüzü paslayacağız yani. Gideceğiz. Yolculuk yapacağız. Sohbet edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Biliyorum hepiniz Farming Simulator bekliyorsunuz. Çoğunuz bekliyorsunuz daha doğrusu. Hepiniz demeyeyim. Şöyle en yakın servisi de işaretleyeyim şuradan da. M'ye basalım. Biz Reims'tayız. Burada servis var mı? Varmış. Hemen şu servise gidelim. Biliyorum hepiniz çoğunuz Farming Simulator bekliyorsunuz. Farkındayım. Lakin bu sıralar biraz ara verdik. Ara vermedim daha doğrusu. Depremden sonra hiç oynamadım. Otomatik vitesteymiş. İyi, biraz otomatik takılalım ya. Rahat rahat. Bu sağa sola bakma olayını aynı Hilmi abi gibi kullanmak istiyorum ben. Ayarı var mıdır onun? Bir servise gittiğimizde bakalım. Şu polis abimizi ezmeden. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü sağdakine yol vermemiz lazım. Yol vermezsen gelirler yandan vururlar sana. Bu arada hasarsızlık modu var. Sen anlamışsınızdır onu. Çoktan. Bir ara modlarımın da resmini çekeyim göstereyim ya da videonun başlangıcında göstereyim size ya. Soranlar oluyor. Geçen de soran oldu. Doğrusu siz de bayağı bir böyle bir lak 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 sallanıyor ya. O çok güzel oluyor. Yalnız lak lak lak. Evet gel. Servise bir girelim bakalım. Servis. Öncelikle tamir et diyelim. 6000 liralık olduk zaten çoktan. Bildiğin onda 10 Türkiye piyasası ya bu. Şimdi şuraya Holo GPS. Ha, aha bu. Yani biraz kullanalım bakalım. Yani nasıl olacaksa. Head up display diye falan geçmiyor galiba. Ana! Bu ne la? Ne bileyim güzel. Kötü değil de. Yani kullanır mıyım bilmiyorum inanın. Bakayım bir. Kilometre saatimiz yazıyor. Herhalde varış saatimiz. O anki hızımız yazıyor. Dursun. Yani birazcık kullanalım. Azıcık dursun. Neyse, ben ne yapıyorum baba? Şu sağa sola bakma olayına yapmak istiyorum. Oynanışta mıydı? Kontrollerde miydi? Düğmelerde mi? Gelmiş midir ayara? Sağ cam kapat, sol cam falan. Ben şu diğer kutumu da kurmam lazım. Oyun ekran görüntüleri diyor. Ekranın yanındaki aynaları açma kapatma. Yan aynaları. Tamam onu geçtik. Asistanları geçtik. Tavan kamerası. Sola bakma, sağa bakma. İç mekan kamerası ileri bakma diyor. Direksiyon takipli kamera dönüşü. Sinyal takipli kamera dönüşü. Acaba onu Hilmi abi nasıl yapmış ya? Bakalım. Mesela şu sola bakma olsun. Şu sağa bakma olsun. Bir bakalım. Yani belki çalıştırabilirim. Böyle onda yavaş hareket ediyor ya. Böyle bir anda gelmiyor ya. Acaba onun ayarı mı geldi? Nasıl oldu acaba ya?
Bak sen şu işe ya. Bir sonraki de camdan dışarı bakma kamerası. Geç onu. Sola bakma, sağa bakma. Bunlar okey. Çömelme. Kamera. Fotoğraf modunu açma süresindeki sürüş esnasında. Etkileştirme. Dorsiye hızlı. Dünya. Genişletilmiş. Görüş bir ön ayarı kullanma. Bu ne lan? Bu ne? Geliştirme görüşü duraklatma. Bu ne ya? Baba herhalde bak bunlara. Şunlara bir bakayım ben bir. Birlikte de test etmiş oluruz. 1.47'nin ayarları bunlar dostlar. Yok herhangi bir fonksiyonu yok. O yüzden ben eski bildiğime geri dönüyorum şimdi. Çok fazla uzatmanın bir anlamı, bir mantığı yok. Şuradan kabin içinde sağa bakma. Bu sola bakma. Şu da ileri bakma. Sağ üste bakma diyor. Ha sol üste bakma. Biz bunu kullanıyorduk ya. Şu sol üste bakma. Bu sağ üste bakma. Sağa bakma, sola bakma çok fazla döndürmüyordu. Üste dersen biraz daha farklı döndürüyordu. Üst. Bakın aynen böyle. Galiba. Hadi gidelim ya bir iş bulalım. Biz hangi şehirdeyiz abi? Hemen şuradan bakalım. Dünya haritası. Yanlışlıkla şu videoyu durduracağım diye gerçekten korkuyorum. Neyse durdursak da sorun değil. Harici sözleşmelerden Reims'ten yük bakacağız. Evet yok. Ay, 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 ay. Tek seferlik iş diyelim. Tek seferlik işlerde şeyler var mı? Ya ben aslında farklı farklı araçlar sürmek istiyorum baba ya. Aynen be. Durun bak şimdi ne yapıyoruz? Bekleyin. Aklıma bir fikir geldi. Arada sırada alırız bundan. Çekici galerisi demeyeceğiz. Ne yapacağız? Çekici yöneticisi diyeceğiz. Bu arada 7 dakika oldu anca. Yeni bir şoför yöneticisi diyeceğiz. Şuradan işçi alacağız bir tane. İşçi bulma. Dortmund'dan mı var? Şoför tut diyeceğim. Heh. Puanı en yüksek olan hangisi onu alacağım valla. Mesela bu var. 1.7 diyor. 5.900. Yani güzel. Maaş eyvallah. 5.940 diyor. Yani şu şimdilik kafi gibi. Ha, garajınızdan bir tanesini büyütün diyor. Garaj yöneticisi. Evet. Bu gelişti. 1 milyon 600 bin vererek. Hadi canım. Gerçekten mi ya? Benim canım Aktros çekti ama ya. Tamam ben Aktros süreceğim o zaman. Çekici galerisi demeyeceğim. Çekici yöneticisi diyeceğim. Buradan gideceğim. Bunu sür diyeceğim abi. Mevcut işi var mıdır? Varsa o şekilde süreriz. Ardından hemen ne yapacağım? Fazla zaman kaybetmeden Ford F-Max'e bir işe yollayacağız hemen. Bu da oyunun kariyer tarafı dostlar. Sonuçta oyun oynuyoruz yani burada. Sürmeden etmeden demeyin. 10. dakikaya geldiniz işte yani. Zaten oruçluyum. Vallahi savaş çıkarırım ha. Şuradan hemen ne yapıyoruz? Şuradan. Çekici yöneticisi diyeceğiz. F-Max'in şu anda sürücüsü var mı? Kore ile yer değiştirdik. F-Max'i ona verdim şimdilik. Çok güzel görünüyor ya. Şurada Türk bayrağı falan. MAN TGX diyor. Bunu da bir sonraki video yaparız. Aslında Mercedes sürmüştük ama. Ne bileyim böyle bir anda bir Mercedes perileri geldi. Bu arabanın da sesi az ha. Fark ettiniz mi? F-Max'in fazlaydı. Çok da fazla sesli olmasın abi. Merso ya, kalite ya. Gözünü seveyim bu araçların. Şimdi biz hangi şehirdeyiz? İstanbul'dayız. Harici sözleşmelerden İstanbul'dan yük var mı babuş?
Yok. Tek seferlik işte değil, serbest çalışta var mı? Var. Burgaz'dan oğlum yok. Bana İstanbul'dan lazım. İstanbul'dan Braşov'a gidecekmiş. Şöyle yok. Çok fazla olma. He. Süreriz lan. Çok uzun olduğu zaman yerde de. Bir saniye ya. Alalım bu işi, tamam mı? Sürebildiğimiz kadar devam. Yükü alırız. Süremediğimiz yerde de dediğim gibi çok fazla olduğunu düşündüğüm yerde de durdururum abi. Ben devam. Zaten iftara da var. Hem zaman geçer. Hem de oynarım. Belki ikinci videoyu yaparım diyeceğim ama gerek yok yani. Aynı. Bunda röterder yok bu arada. Bu araçta. Nasıl yok lan hakikaten? Mümkün değil olmaması. Oradaki ney? Vallahi yok ha. Bu yeni tırlar hakikaten hoşuma gidiyor benim ya. Otomatik falan ya. Mis gibi kullanılıyor abi. Vitesle işin yok, derdin yok. Kaldırıma da çıkmayan da ne bileyim bu arada dostlar. O mesela o dur tabelasını almayan da ne bileyim ayrıca. Keşke bir röterdarımız olsaydı ya. Neyse bu araç da eski kalıyor biraz herhalde yani. Eski model mi bu? Bilmiyorum ki baba. Yeni gibi geliyor bizim ekonomik şartlardan dolayı. Neyse 300 küsür bin liralık bir iş yapacağız şimdi. Bu güzel oldu. 60 kilometre sonra yükümüzü alacağız. Aç bakayım. Krala bir yol ver. Aman 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 aman. Burada yavaşlamamız gerekiyor işte. Çünkü aynen böyle oluyor. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Nasıl böyle yanlıyor at deme. Bu arada saat de gece. Neyse sabaha karşıymış en azından. Tam böyle istediğimiz saatte gidip alıyoruz yükümüzü. Gidelim 50 kilometre sonra yükümüzü alalım babuş. HGS, OGS bunlar hiç umurumuzda değil. Bastımı da gidiyor ha Mercedes. Gerçi arkada dorsa yok ki baba hafif bu mak. Ya bilmem kaç beygir makineler yani. Arkada dorsa olmayınca gerçekten hızlı gidebiliyorlar yani. Samet artık bunu kabullensen iyi olur kardeşim. Kilometre sonra muhtemelen bir şantiyeden herhalde yükümüzü alacağız. Oradan da nereye gidecektik? Bakarız gerçi. Özür dilerim. Canım mikrofonum. Oradan da alıp nereye gidersek artık bakacağız. Dorseli ve dorsesiz sürüş arasındaki farkı birazdan hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz abi. Şu mesela şu sallanma. Görüyor musunuz? Kafa nasıl sallanıyor? Mutlaka fark olacak ama dorseyi taktığımızda görün. Bu olmuyor. Mümkün mertebe de hızlı gitmeye çalışıyorum. Çatalca'ya gelmişiz. Biz Çatalca tarafına mı döneceğiz? Ne yazıyor tabelada? Aynen biz Çatalca tarafından gireceğiz şimdi. Çatalca'ya mı gidiyoruz baba? Neyse gidek bakayım.
Allah. Evet. Neyse, trafiğe içine sıçmışken iyice sıçalım. 15 dakika oldu, daha yükü alamadık baba. Gerçi. O ne la? Kaldırma mı çarpmış o? Yo. Para çekiyor. Herhalde Çatalca burası. Ahmediye diye bir yermiş. Buralar sonradan genişlemeyle mi geldi? Sonraki güncellemelerle mi geldi? Geldiğimi hatırlamıyorum niyeyse buralara. Şimdi buralar tanıdık gelmeye başladı. Rock Eater diye bir yermiş. He. Taş ocağı. Şirketin ismi çok güzelmiş bu arada. Burası şantiye, ocak mocak. Dikkat edeceğiz. Hep mi yük teslim etmeye gideceğiz? Bir videoda yük aldık olsun yani. Taş ocağından yükümüzü aldık. Bana bir hafriyat dorsesi lazım aslında ya. Ha, kendi dorsemizi de alabiliyoruz tabii. Sonraki gelişmelerde geldi. Kendi dorsemizi alırsak daha yüksek miktarlarda paraları çalışabiliyoruz. Bakacağız inşallah, bakacağız. Ayarlayacağız bir şeyler. Yapacağız. İlerleyen günlerde. Şimdi serbest çalış mı diyorduk? O iş galiba serbest çalıştaydı. Normal küçük dorse de var. Bulgaristan'a gidiyor ama biz Romanya'ya gidelim. Romanya Brașov'a. Romanya'da Brașov'a gidiyoruz. 371 bin para alacağız. Dorseyi değiştirebiliyoruz bu arada. Mavisi varmış, beyazı varmış. Biz normal alalım ya. Şu bizim neyse onu alacağız abi biz. Ağırlığı 11 tonmuş. Fazla da bir şey değil. Tatlı. Hemen gidelim bağlayalım. Aşağıdan gideceğiz. Nereye çarptın baba? Sallantıdan bir kurtulalım ya. Arkaya takalım şöyle ağır abi. Tam olarak şurada abimiz. Bakın şimdi bakın. Şu olayları yapmışlar bak. Plate oturacak şimdi bak. Gördünüz mü nasıl sallandırıyor?
Hadi bakalım. Şu anda yüke asıldık. 11 ton da olsa yükümüz hafif tabi de. Sınır kapısına gidelim. Bizim orada bir 2-3 gün yatarımız olacak. Falan diyormuşum değil mi? Arka dorsenin tekerleri dönüyor mu acaba? Şuradan bir dönüşte bakalım. Biz daha önce buradan yük almıştık. İlk Avrupa seferini buradan yaptık. Yok. Dorsenin tekerleri dönmüyor ama rahat. Yani ağır da bir yük değil. Hemen şuradan bir koltuğa bir ayar çekeceğim abi. Çok özür dileyerek dostlar. Tamam. Saat 6 oldu. Şu anda yolumuza çıkıyoruz efendim. Bu sallanma olayı çok güzel abi yani. Ben yani kim ne derse desin bu hakikaten muazzam bir olay. Bu arada videoda uzun olursa da olsun abi, yapacak bir şey yok ya. Ne kadar olabilir ki? 820 kilometre diyor. Hadi buradan da tutsa bir yarım saat daha tutsun 50 dakika video olur. Bir bakalım bakayım, dayanabildiğim yere kadar devam. Baktım çok esnemeye başlıyorum, uykum geldi. Salarız abi videoyu da. Elimden geldiği kadar realistik oynamaya çalışıyorum. Gerçekçi oynamaya çalışıyorum sizlere. Umarım. Ya tabi bu başlangıçta yaptığımız makara kazaları saymayın. Hiç onu görmezden gelin. Gerçekçi oynamaya çalışıyorum ki o şekilde daha keyifli olduğunu düşünüyorum zaten. Güneş de ne vurdu karşıdan babacım ya. Tam saati. Burada bir otobüs garajı varmış. Şu abiye yol verelim, yol. Kardeşim, anladım. Basıyorum da burası dar olacak yani. Lan. Ne olmuş ya orada? Baba burada bir sıkıntı var. O yüzden pek kural tanımayacağız dostlar. Gördüklerinizden dolayı kusura bakmayın. Yine de çarpmadan geçtik ha. Yine de çarpmadan geçtik. Şu kantarımıza girelim. Şuradan bir kurtulalım abi. Dörtlüğü yapmış. Bekliyorlar yolun ortasında. Bir garip bir olay var yani. 29 ton. Toplamda 11 ton yakıtımız. Aman yükümüzse 18 ton ağırlığımız var dostlar. 18 ton aracımızın ağırlığı. Evet, Ahmediye'den çıkışımızı yapıyoruz sevgili arkadaşlar, dostlar, kardeşler, canlar, ciğerler. Kullanıcı çıkış yaptı. Ya var ya, şu Türkiye'de olduğumuz o kadar belli ki, şu ışıkların güzelliğine bakar mısınız? Bizim burada da böyle, Osmaniye'de de böyle ışıklar. Yo lan, gerçi böyle değildi. Yo böyle. Bir ara böyle miydi? Sonradan değiştirdiler mi? Ne oldu? Bir şey olmuştu. Buralardan haberim yok, yaşadığım yerden.
İstanbul Edirne. OGS'den geçiyoruz abi işte. 50 kilometre hız olsun ama. Paralı yolun başlangıcı ücret yolun sonunda alınacaktır uyarısında gördüğümüze göre Tekirdağ Edirne Kapıkule tarafından devam edeceğiz. Muhtemelen Kapıkule sınır kapısına gidiyoruz. Güzel. Retardarımız yok. Çekip böyle de diye yapamayacağız ama olsun. Ne oldu oyuna? Eurocoach falan geliyordu, otobüsler geliyordu. Ne oldu yani? Ne olmuş olabilir babacığım? Sebebi neydi ki? Ne oldu? Nerede? Eurocoach nerede? Hani otobüs geliyordu, otobüsler oynayacaktık. Filoya katacaktık. Otobüs çalıştıracaktık. Belki de çalışılıyordur. Hani geleydi böyle çıslak çıslak sürerdi. Gerçi geldi mi, ne yaptı ya? Trucker Semp'e mi gelmişti o da? Otobüsler. Güncellemeyle. Lan geldiyse var ya büyük rezil oldum. İnşallah. Geçen Hilmi abi bir ayar yapıyordu. Onu da gördüm. Şunu değiştiriyor bak adam. Burada bir sıkıntı var. Normal güç modu devre dışı diyor. H vitesi alıyor. Şurada oluyor. Genel şiddete de bir açtık biraz. Otomatikten çıkardım ya. Vites dediğin sallayacaksın abi vitesi. Hızlı gittiğim anlar çok daha güzel, keyifli diye bir yorum gördüm. Yapan arkadaşa çok teşekkür ederim. Evet. Ben de hızlı gittiğimiz zamanlara bayılıyorum. Çünkü böyle tıs 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 yere vura vura gidiyor ya. O çok keyifli bir an yapıyor bizim için oyunu. Evet, FPS'miz iyi. 115, 117, 120 FPS. Alıyoruz ya, güzel. Trafiği biraz açabiliriz. Evet, hakikaten niye açıyoruz? G set. Evet, ben unuttum. G set time vardı. G trafik mi vardı? Ha. Trafik. Bunu da 5 yapalım. G set time 08. Time ile oynamayacağım hiç. Hava durumunu değiştirdim. Devam. 5 iyidir, trafik iyidir. Oo, karşıdan oluk oluk gelmeye başladılar vallahi. Şimdi Romanya'da dar yollara girince görürüm senin o trafik sevdanı Sametciğim. Romanya'da sıkıntılı yerler var. Önce Bulgaristan'dan geçeceğiz galiba. Yanlış anlamadıysam. Şuradan hemen bakalım tekrar. Edirne, Tırnava, Rusçuk. Rusçuk'ta falan da kapı var ha. Bu buralar var ya hep böyle YouTube'dan böyle Avrupa çalışan abilerin falan söylediği yerler. Vay be. Nazım'ın. Erkan abinin, Erkan Zeyn. Var, birçok var. Tırıvırı işlerin. Ama gerçi o Hollanda'da falan sürüyordu diye biliyorum. Olsun, gene de gidiyordu yani sağa sola. Orada kapılarda bekliyordu yani. Kapıkule'ye doğru devam efendim. Rabbim gerçeğinde nasip etsin. Ama zordur tabi yani. ...118 ile orta şeritten yardırıyoruz abi hiç. Hiç tır gibi değiliz ama şu yeni gelen fizik olayı çok güzel. Evet. Tıs tıs tıs. Bakın.
en sola atalım kendimizi de, orası hızlı geçer şimdi. Ha, denetim istasyonuna uğra diyor. Dolayısıyla sağda kalalım. Öyle bize kolay kolay geçiş yok. Şu abimizin hafif bir önüne kırma işlemi. Şuradan da emniyet şeridine işgal. Şuradan da denetim istasyonu. Hem EGS hem denetim istasyonu. Ya şu oyunda şu Türk bayrağını görmek bile hoş ya. Ulaştırma Bakanlığı'nın görüyor musunuz logosunu falan? Çok iyi oğlum ya. Ha, ben vitesi otomatikte olduğunu unutmuşum. Otomatikte olmadığını unutmuşum. Bakayım yükümüzde değişim var mı? 29 ton, 29 ton. Evet. Kaldı mı sana 682 kilometre. Hadi bakayım. Geçir geçirebilirsen. Vay be. Actros. Güzel araç, güzel makine. 18.40. Yani bu 400 beygir mi oluyor? Öyle mi oluyor? 18.40 olursa 18, aynen 40 400 beygir. Öyle mi oluyor? Herhalde öyle bir şeydi la. Bulgaristan'a doğru çıkacağız şimdi. Polis arabaları Toyota, fark ettiyseniz. Çünkü niye Türkiye'de Toyota? Kapıkule'ye sallandığımız son rampa burası. Buradan sonrası artık sınır kapısı. Kapıkule mi ya da burası? Herhalde öyle. Olmaya da bilir bu arada. Bunlar bizim abiler. İkisi de kapalıysa sağdan mı gireceğiz? Ha, burada da bir ağırlık ölçme var. Evet, burada artık belge kontrol. Belgeleriniz kontrol ediliyor. Lütfen bekleyiniz. Bekleyelim canım.
Yakıtımız var mı? Var. Arabayı stop ettirdik ya. Şimdi Bulgaristan tarafındayız. Ha, ulan var ya 40 yılın başı bir hızlı geçeyim dedim kasisten. Onda da şansıma araba denk geldi, görüyor musun? Bizdeki de şans işte böyle yani. Ha, bizdeki şans böyle denk gelir. Şaşırmadık. Olsun. Lan var ya. İyi ki bir kontrol etmedim arkamı yani. Ulan bizi kamyon var ya. Allah seni ne yapmasın. Davul etmesin sen Allah. Bizi yavaşlattı ya. Lan. Allah senin belanı vermesin adam. Ben mi geri gideceğim bir de şimdi? Evet, trafik çok olunca böyle karşı şeritten de gelenler oluyor. Vay arkadaş. Bu yeni mi gelmiş acaba ya? Normalde çok denk gelmez. Herhalde denk gelmiyorduk. Oluyor muydu acaba? Sollamaya çıkmış geliyor adam. Az kalsın kaza yapıyorduk ha. Vay anasını. Ama yollar çok güzel be. Gerçi adamlarda para var ha. Adam buğdayı da eker, ayçiçeğini de eker yani. Marul da eker yani. Ama bildiğin Türkiye yani. Sağa baktığın zaman diyorsun ki lan biz memleketteyiz. Ama gün geçtikçe böyle, kilometre uzaklaştıkça böyle bitki örtüsünün değişikliğinden anlıyorsunuz Türkiye'de olmadığınızı. Yani şurada evlere bakınca da anlarsınız gerçi de. Yok lan evler de aynı aslında ya. Bizim kültürler çok yakın. Komşu olduğumuzdan olabilir. Eskiden Osmanlı'da olduğundan olabilir mesela yani. Bu da bir seçenek tabii.
Evet, otobana çıkıyoruz. Azıcık da otobanda gazlayalım abi. Acaba bir hevesimizi, bir hırsımızı bir alalım ya. Güzel kaptırdım buradan vallahi, hiç yavaşlayamam, kusura bakma abi. Allah! Olsun, böyle aksiyonlar arada bir lazım. Evet, buranın trafiği de güzelmiş bak, otobanda böyle trafik oluyormuş. F-Max'ten güçsüz ama ya. Sanki böyle gitmiyor yani, gaz açıyorsun açıyorsun hızlanmıyor, kötü, hoşuma gitmedi bak. Mana da deneyeceğim. O mana da aslında şöyle güzel bir 40 ton yapıştırıp kısa bir mesafe de olsa gitmek lazım ha. Bulabilirsek eğer. Yine mi döneceğiz abi? Gönül rahatlığıyla basamadık ya. F-Max ile şoför Corey 18.000 TL kazandı. Acaba hangi işe gitti? Yani bu kadar az nasıl kazanabiliyorlar abi? Tercih edilen iş ayarları var mı acaba? Yani kardeşim sen uzak yol al diyebiliyor muyuz acaba? Öyle bir şey varsa bir bakarım ben ona ya. Evet. Daha önce geçmiştik buradan. Yine aynı tepkiyi vermiştim. Yine aynısını vereceğim. Gerçekten bunu hak ediyor. Muhteşem bir yer. Muhteşem bir harita. Sağın güzelliğine bir bak yani. Oh, karavan atmış adam bir de oraya. Süper ya. Vallahi çok güzel. Kıskanmamak elde değil abi. Avrupalı da para var abi. İleride bu arada bir tane mola yeri mi vardı ya da ev mi vardı? O evin oraya bir çekebiliriz artık. Çok fazla gitmenin bir anlamı, bir mantığı yok. Tabelaların kirli olması falan, hepsi güzel detay abi. Bu otobüs de bizi bekliyordu, fark ettiniz mi? Medeniyet, medeniyet. Türkiye'de olsaydık o otobüse çarpmıştık şu anda. Gerçi şoförden şoföre de değişiyor. Bastia'nda 42.295 TL para kazanmış. Güzel. Oluk oluk trafik geliyor lan. Allah.
140.811 tutarındaki kredi taksitleriniz ödenmiştir. Hadi hayırlısı bakalım. Biz kazanıyoruz, bir yandan krediye gidiyor. Biz kazanıyoruz, bir yandan krediye gidiyor. Gitsin canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Meblağ büyüdü ya, işte TL bazında oynuyoruz. Meblağ büyüyünce böyle bir göze korkunç geliyor. Halbuki kaç para, kaç dolardır Allah bilir. 3.000-5.000 dolar bir şeydir. Belki daha az yani. Hiç hesaplayamam şu anda vallahi oturup. Aşktan beynim dönüyor. Tırnova diye bir yermiş. Tırnova. Şu solda bir şirket var abi. Ben oraya bir gireyim, orada uyuyayım ya bugün. Ya da şirkette mi uyusam? Polis mi kapatmış orayı? Ben bulurum bir yer. İleride bir fotoğraf çekme yeri varmış. O tarz yerlerin manzaraları da güzel oluyordu zaten. Benim bilgisayarın fanlarını acilen değiştirmem lazım ya. Of. Burası işte. Değil mi orası? Evet. Şöyle artık şöyle ne yapıyoruz? El freni çekiyoruz. Vites boşta, istop ettik. Şöyle bir dörtlü yakalım. Evet dostlar. Umarım sevmiş, umarım hoşunuza gitmiştir. 50 dakika kocaman bir videoyla sizlerle beraberdik. İlk 20 dakikası iş aldık vesaire vesaire derken tatlı tatlı şeyler yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşacağız. Hoşça kalın. Euro Truck Simulator 2 videolarının devamı için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim için çok önemli. Ne kadar beğenirseniz o kadar YouTube'da ön plana çıkıyoruz. Dolayısıyla da insanlar videolarımıza tıklıyor. Hem bizim kanalımızın artışı oluyor. Hem de teşvik oluyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.